akşam ve programı müsait olduğu sürece bizimle bana destek olacak olan değerli büyüğüm, işaret dili tercümanı Teoman Öztürk'le de birlikteyiz aynı zamanda. Tabii Teoman Bey'in sayesinde işitme engellilere de ulaşabildiğimizi düşünüyorum. Onların da bu programa katılımını sağladığını ve paylaşımını kolay olacağını düşünüyorum. Kendisine de zaten Teoman Bey'e bu konuda çok teşekkür ederim. Diyerek konuğuma geçeceğim. Konuğum gerçekten çok özel bir insan. Çok tanınan, hem Samsun'da hem de Türkiye'de gerekli ilgi alanında çok mücadelesi olan ve kendini kanıtlamış, göstermiş çok düzgün bir insanla birlikteyim, değerli büyüğümle birlikteyim. Altı Nokta Körler Derneği şu Samsun Şubesi Başkanı Sayın Aynur Yiğit'le bu akşam birlikteyiz. Kendisiyle hoş bir sohbetimiz olacağını umuyorum ve ben sözü daha fazla uzatmadan konuğum Aynur Hanım'a bırakıyorum. Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Söylemiş olduğunuz güzel sözler için inşallah layık oluruz, layızdır. Sizinle birlikte olmaktan, bu akşam burada bulunmaktan dolayı Aks TV'ye ve size çok teşekkür ediyorum. Arzu ederseniz ben... Önce biraz kendinizden bahsederseniz. Evet, kısaca kendimden bahsetmek isterim. Çarşamba ilçesi Oymalı köyünde doğdum. 70 yılında doğuştan görme engelliyim. Ailemde hiçbir engelle bulunmamakta glokom denilen bir göz hastalığıyla birlikte dünyaya gelmişim. 14 yaşına kadar köyde hayatımı sürdürdüm. Daha sonradan ailemin işte benim geleceğimle ilgili planları, programları yapmalarıyla birlikte Ankara'ya gönderildim eğitim almak için. Evet. Buradan sizin vesilenizle yine aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Aile faktörü burada büyük bir rol oynuyor engelli. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz engelli bu arada sizin sayenizde. Anadolu Üniversitesi Halk İlişkiler Bölümü mezunuyum. Evet. 2010 yılında Canik Belediyesi'nde ben emekli oldum. Santral operatörüydüm orada. 3,5 yıldır da Samsun Altı Nokta Körler Derneği'nin başkanlığını yürütmeye çalışıyorum. Başarılı bir şekilde de devam ediyorsunuz. Evet, zor bir görev. Kesinlikle ama siz çok güzel bir şekilde altından kalkıyorsunuz evet, bence. Sıkıntılı bir görev ancak bir o kadar da özel ve güzel bir görev. Sorumluluğu ağır ama yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda güzel şeyler aldığımız zaman bütün yorgunluğumuza değdiğini düşünüyorum. Evet. Özellikle genç insanları evlerinden çıkararak onların eğitimi, sosyal hayata uyumu, rehabilitesi ve istihdamı ile ilgili çalışmalarımızın sonucunda evet. Onların o güzel performanslarını gördüğümüzde biz işte o zaman iyi ki diyoruz, bu işi yapıyoruz. Onlar da sizin meyveleri oluyor onlar değil mi mücadelenizde? Evet, meyvelerimiz oluyor, çeşit meyveler evet. Diye bakıyorum. Ben kısacası altı noktanın ne anlama lütfen, geldiğini ifade etmek istiyorum. Altı nokta özellikle körler okullarında kullanılan Braille alfabesinin sembolüdür. Yani görme engellinin alfabesidir. Altı tane noktadan oluşan bir alfabe sistemidir bu. O normal harflere kabartma şekiller verilmiştir. Evet. Ve görmeyenler de onu parmaklarıyla okurlar. Hissederek derneğimizin adı buradan gelmektedir. Samsun Şubesi olarak 90 yılından beri faaliyet gösteriyoruz biz. 13 senelik bir mazisi var o zaman. Yani. 90 yılından beri 23. Evet. Ha, 23 pardon. 23 sene evet. Oluyor. Evet. Evet. O yıldan beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ben 3,5 yıl öncesine kadar evet. 90 yılı itibariyle hep erkek arkadaşlarımız bu bayrağı taşımıştır. Siz onlardan devraldınız. Sonradan işte ilk
Bayan Başkan benim, evet. Evet. Ama son olmayacağım, onu biliyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz, kızlarımız arkamızdan geliyor. Sizi takip ediyorlar. Evet, inşallah benden çok daha iyi olacaklar diye düşünüyorum. Derneğimizin amacı, az önce de ifade etmeye çalıştım. Görme engellinin okul çağını geçmiş, görme engellinin eğitime, sosyal hayata uyumu ve rehabilitasyonu amaçlamakta. Ve bunu takiben istihdamına yönelik çalışmalar yapmakta. Temel amacı bu. Çalışma sistemimiz bu şekilde. 18 yaş ve üzeri bizim üye kabulümüz. Bu onun bir sebebi var mı? Nasıl? 18 yaş ve üzeri olması. Hani... Onun bir sebebi şöyle, ya okul çağını geçmiş olması gerekiyor. Öyle bir tüzük de öyle bir madde konulmuş. Biz de onu takibine devam ediyoruz. Anladım. Aslında tabii küçük yaşta çocuklarımız da geliyor derneğe ama onlara da hizmet veriyoruz. Ancak üye olarak 18 yaş ve üzeri olması gerekiyor. Resmi kayıtlarda 18 yaş ve üzeri. Evet. Şimdi bakın öyle hayat hikayeleri, öyle dramlar var ki. Mutlaka, evet. Düşünün 30-35 belki 40 yaşına. Abartmıyorum. Hatta 50 yaşına kadar evinden çıkmamış, çıkarılmamış insanları bir şekilde tespit ediyoruz. Oraya üye ediyoruz. Ve o insanların hayatı tümden değişiyor Mete Bey. Evet. Birdenbire sanki bir sihirli değnek gelmiş ve onlara dokunmuş gibi. Ama dedikleriniz çok ciddi yaşlar. Yani 50 yaşına kadar sosyal hayatın dışında yitirilmiş insanların yani bir şekilde hayata kazandırılması sizlerin sayesinde güzel bir şey ama çok da zor bir... İlk yaptığımız şeyi söyleyelim. Diyelim ki bir üye geldi. Evet. Onu kabul ettik. Önce şeyi soruyorum. Benim için çok önemli. Eğitim. Evet, herkes için çok önemli. Olmazsa olmazımız. Ama bakın, engellisiniz ve hiçbir eğitiminiz yok. Evet. İşte o zaman yandığınızın resmidir. Niye? Hiçbir sosyal, hukuksal, ekonomik anlamda hakkınızı bilmiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Öncelikle eğitimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Pardon. Ankara ve İstanbul'da bulunan rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriyoruz. Kişisel becerilerini elde edebilmeleri için. Evet. Ve daha sonrasında ilkokul mezunu dahi olmayan insanlar buralara geliyorlar. Dışarıdan okul bitirmelere yönlendiriyoruz. Evet. Bu yolla onlarca gencimizi, arkadaşımızı inanın ilkokul mezunu olan ya da olmayan insanlar şu anda açık öğretim lisesi, inanın bu da abartı değildir. Hatta çok beni duygulandıran gene üniversite bitirenler var. Bakın geliyor derneğe ilkokul mezunu ya da değil. Ve bu yolla üniversite bitiriyorlar. Ve bizim işte pederecilerimiz, psikologlarımız, sosyologlarımız, avukatlarımız, işte bu insanlara fırsatların ve imkanların verildiği takdirde neleri başarabileceklerini görmekteyiz. Evet. 17-18 ilimizde körler okulları bulunmakta. 17-18 civarında, evet yanlış değilse hatırladığım bu. İlimizde bir körler okulu yok. Şu anda kaynaştırılmış eğitime geçirilmiş durumda, geçmiş durumda. Ancak bakıldığında... O da bir okulumuzda var herhalde değil mi? Bir tane okulumuzda bir... Evet. Bir sınıfımız var. Yanlış, şöyle, bu sistem çok güzel, doğru bir sistem. Evet, yapılmalı, kaynaştırılmış eğitim. Ancak bizim ülkemizin buna çok hazır olduğunu düşünmüyoruz. İnanın bakın öyle sorunlarla karşı karşıya geliyoruz ki bu kaynaştırılmış eğitimler sırasında. Ulaşım güçlüğü ben biliyorum. Ulaşımdan ziyade toplum, diğer öğrenciler buna hazır değil. Hazır olmadığı için de çeşitli sorunlar, sıkıntılar yaşanmakta.
Yani engelli çocuklarla diğer çocuklar arasında, hatta bazen Kaynaştırmalar veliler oluyor. arasında bile, aileler bile istememekte. Hani Ön yargılarımız ön bize yargılarını meşrudur. yıkamıyoruz. O yüzden Evet. altyapısı oluşturulmuş olsaydı Evet. çok daha güzel bir sistem olduğunu düşünecektik. Ama şu anda dediğim gibi bu kaynaştırılmış sisteme galiba biraz daha zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok olumlu, çok güzel bir sistem ama bu sistemin altı biraz daha doldurulmuş olmalıydı. Ben yine Samsun'umuzda acilen bir körler okuluna ihtiyaç olduğunu zaman Evet. zaman dile getiriyorum. Bunu büyüklerimizin bazılarına da iletmiş durumdayız. Evet. Bakın, şöyle acı bir tablo, gerçek bir tablo. Sadece ilimiz ve çevresinde, yakın çevresinde 3060 tane görme engelliden bahsediliyor. Samsun ilinde Samsun, bakın, 3060. Evet. sadece görme engelli. Ve bu Bu insanların oldukça ciddi bir rakam çok evet. ciddi bir rakam. Ve bu insanların birçoğu, az önce söylemeye çalıştığım gibi, hiçbir hakkını hukukun dahi bilmiyor. Eğitim, bırakın eğitimi, ailesi tarafından tek başına bırakılmış, hayatı yemeden Evet. içmeden ibaret sayılmış. Ve bu insanlara bizim dernek olarak tek tek ulaşıp onları gün ışığına kavuşturmak, onlara bu yapmış olduğumuz eğitimleri vermemiz çok zor. Biz bunu başaramıyoruz. Keşke, Buna topyekun bir mücadele evet, gerekiyor. keşke Sadece başarılı sizinle değil olsaydık de. ama Evet. maalesef buna çok gücümüz yetmiyor. Keşke bu insanların hepsini eğitimden geçirebilsek Haklısınız. ve onların da geleceğe güvenle bakmalarını sağlayabilsek. Ete Bey, ancak Evet. benim şu anda 450 civarında üye sayım var. Yani yine bunların birçoğu işte ilçeler ve köylerde Evet. yaşayan insanlar. Tabii ki hepsinde meslek edindirme kursları düzenleyemiyorsunuz. Eğitim kursları düzenleyemiyorsunuz. Kesinlikle. Sadece bir ilk gerçekleştirdik. Bafra Evet. ilçemizde geçtiğimiz yılda 8 tane görme engelli arkadaşımıza Evet. İşkur destekli bilgisayar işletmenliği kursu açabildik. Ancak benim Evet. gönlüm isterdi ki bütün ilçelerimizde bulunan engellilerimize Bu hizmeti bu verebilirsiniz. hizmeti verelim ve bu eğitimi sağlayabilelim. Evet. Ancak sadece onu başarabildik. Çok pardon, özür Rica diliyorum ederim bu demek. arada gribal bir durumla karşı Herkesin karşıya karşılayacağı olduğumuz. bir de havalar çünkü pek Samsun'da sabit değil de bir iyi bir kötü. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi demin de söylemeye çalıştığım gibi eğitim dedik ya. Bu eğitimin gerçekten iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Aslında engelliden ziyade Evet. eğitimin ailelerine verilmesi gerekiyor. Sağlıklı bireylerin de bu eğitimlerden Ha, faydalanması gerekiyor. ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Maalesef düşünün, bir öğretmen baba düşünün, Evet. iki tane engelli çocuğu olsun bu öğretmen babanın, Evet. bunlar 30-35 yaşına gelsin ve bu öğretmen çalıştığı okuldaki arkadaşları dahi arkadaşlarının iki tane görme engelli çocuğu olduğunu bilmesin. Bu Evet. çağda, bu zamanda böyle bir baba çocuklarından utanan ve mesai arkadaşlarına dahi Evet. benim iki tane çocuğum var ama görme engelli demeye utanan bir baba. Diğer taraftan bir baba bakın, köylüdür, okuma Evet. yazması dahi yoktur. Ki bunlardan bir tanesi benim rahmetli sevgili babamdı. Allah rahmet eylesin. Öyle bir Toprağı bol babaydı ki olsun. okuma yazması bile yoktu ama en iyi şekilde eğitim almam için elinden geleni yapmıştır. Evet. Şimdi bakıldığı zaman o babanın çocuklarının durumunu düşünebiliyor musunuz? Ben burada bütün Samsunluların Evet. şöyle bir an düşünmesini istiyorum.
Siz eğitimcisiniz. Engelli çocuklarınızı saklıyorsunuz. Evet. Yani o yüzden demin onu söylemeye çalıştım. Önce ailenin eğitimi. İşte üniversite bitirmek yeterli olmuyor. Kafaların eğitilmesi gerekiyor. Kafaların eğitilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl ben bir toplantıya davet edilmiştim. Orada bulundum. Bir Amerikalı vardı. Evet. Ona şu soruyu sordum. Dedim ki siz engelliler için en önem verdiğiniz şey nedir Amerika'da? Ne gibi eğitimlerde bulunuyorsunuz? Biz dedi önce aileleri eğitiyoruz. Onlardan, ailelerden başlıyoruz. Daha sonra engelli çocuğun eğitimiyle alakadar oluyoruz. Yani o zaman anladım ki bizde de, bizim ülkemizde de ailelerin eğitimine önem verilmeli. Eğer bunu yaparsak galiba toplumun, engellilerin eğitimi çok daha rahat ve kolay olur diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. İşte evet. Az önce verdiğim o acı şey de onu kanıtlıyordu. O zaman zaten babanın görme engellilerin de en büyük sıkıntısı diyelim. Evet. Ki ön yargılar değil mi? Yani ön toplumdaki yargılar. Ön yargılar. Evet. İşte bunların ne yapılır ne edilir bilmiyorum ama bence sağlıklı bireylerin engelli bireylerden daha fazla bu konuda eğitime ihtiyaçları var. Kesinlikle. Hani bir arada yaşamak adına yaşayacaksak ve yaşamalıyız da zaten. Mesela bir şey var, en büyük aslında sıkıntılardan birisi de insanlar mesela dışarıda bir görme engelli gördüğü zaman hani yardım etmek istiyorlar ama nasıl yardım edeceklerini de bilmiyorlar. Siz o konuda biraz bize bilgilerinizle paylaşabilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. Yani bir görme engelli bir bireye nasıl davranılmalı? Teşekkür ediyorum. Şimdi bakın aslında o da bizim bir, ben öyle düşünüyorum. O da bir diğer engel dernekleri başkanları arkadaşlar alınmasın. O biraz da bizim eksimiz ve yanlış hatamız. Evet. Biz anlatamamışız Mete Bey. Evet bir şeyler beklerken biraz da bir şeyler vermek lazım galiba. Şimdi şikayet ediyoruz ya, atıyorum. Evet. Şoför bana kötü davrandı. İşte vatandaş bana yardımcı olmadı. Evet. Şimdi bunun birkaç tane kötü örnek vardır. İşte anlatılırdı. Gene geçenlerde oturduk konuşuyoruz dernekte yine anlatıldı. Evet. Bir tane vatandaş yaklaşıyor. Size yardım edebilir miyim diyor. Bizim kaprisli kompleksli arkadaşlarımızdan evet. bir tanesi sert bir üslupla vatandaşı reddediyor. Bakın. Şimdi vatandaşa da şöyle düşünce var. Bize sık sık söyleniyor bu. Ya işte yardım etmek istiyoruz da çekiniyoruz. Tabii. İşte atıyorum karşıdan karşıya geçmek isterken. Oysa o bir kişinin yapmış olduğu tutum, herkesi buna yanlış bağlayamayız, tutum, değil mi? Herkesi bağlamıyor. Evet. Yani insanlar da işte bir kötü örnek varsa zannediyorlar ki hepsi böyle. Genelde böyle bir şey var. Bizim maalesef biz kendimizi anlatamamışız. E bunu evet. nasıl yapacağız? İşte insanlarla çok fazla iç içe olacağız. Nasıl olacağız peki? Evet. Tiyatrolarda, sinemalarda, çay bahçelerinde, sokaklarda, işte dernek başkanıysak derneğimizde davet ederek. Evet. Onlarla hayatın her alanında, her yerde birlikte hayatı paylaşma adına birliktelik sağlarsak, işte onların evet biz görme engelliyiz ama sadece engelimiz bu. Evet. Sizden bir farkımız yok. Ben şunu söylüyorum. Mesela şey var. Bu üniversiteli gençlerimiz çok gelip gidiyor derneğimize bizim. Evet. Özellikle bu toplum hizmet uygulamaları dersi adı altında. 3 yıldır akın akın üniversite gençlerimizle birlikte çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Onları çok seviyor, onlar da bizi seviyoruz. Evet. Seviyor. Şimdi ilk söylediğim şey onlara şu. Çocuklar, gençler bakın. Bunlar görme engelli diye sakın işte bunların acıma duygusuyla yaklaşmayın. Bir. İkincisi bizler de sizler gibiyiz. Üzülebiliriz. Sevinebiliriz. Evet. Öfkelenebiliriz. Kızabiliriz. Kırar, kırılabiliriz. Önce bize insan gözüyle bakın ve yaptıklarımıza alınmayın, küsmeyin. İlk benim anlattığım bu. Evet. Yani bir insanız, hata yapabiliriz. Bizi böyle tabii ki. Kabul edin. Bunları anlatırsak topluma, herkesin de aynı olmadığını, olamayacağını, psikolojik olarak bizlerin biraz daha zorluklarla karşılaştığımızı,
Evet. Ağır olduğunda düşünürseniz, elbette yaparsanız galiba daha kolay aşarız. Kesinlikle haklısınız, evet. Güzel diyaloglar kurarız diye. Bu tür şeyler yaparsak, işte bir de dediğim gibi yine Engel Dernek'e başkanlarına çok güveni düşüyorum. Evet. Orada daha sağlıklı diyaloglar, iletişimler kurabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani toplumu suçlamak kolay. Evet. Yöneticiyi suçlamak kolay. Çözüm üretmek zor. Yani peki biz ne yapıyoruz peki? Evet. Biz neresindeyiz bu işin? Yani sen kalkıp anlatacaksın kardeşim. Diyeceksin ki benim engelim var ama benim kompleksim de var. Benim kalbisim de var. Evet. Lütfen bana anlayış göster. Bu anlamda işte bununla ilgili çeşitli tabii seminerler de yapılıyor. Evet. İşte kurum ve kuruluşların eğitim semineri, toplum bilinçlendirici seminer, konferans tarzı çalışmalar da yapılmalı diyorum. Yani devletimizin, yöneticilerimizin de, yerel yöneticilerimiz özellikle, evet, işte kaymakamlığımızın, valiliğimizin de bu işe el atması lazım. Toplum bilinci, kesinlikle, oluşturabilmek için diye düşünmekteyim. Galiba hayatı birlikte yaşamayı bu şekilde daha kolay, daha rahat öğreniriz. Çok haklısınız. Diye bir düşüncem, evet, var benim. Bir de zaten şimdi en demin bahsettiğiniz şeyler mesela hani işte bazı sıkıntılarım var. Bunlar tamamıyla insana mahsus olanlar. Hani sadece engelliye, tabii, yönelik değil ama engelliyi işte alıp da başka bir yere koymamak lazım. Aynen. Hani engelli ama gergin ya da stresli ya da ne bileyim kompleksli olamaz. Olabilir, daha bile fazla olabilir. Çünkü yaşadığı hayat tamamıyla zor bir mücadelenin neticesi. Yani çok zor hayatlar yaşanıyor. Çok zor mücadeleler veriliyor. Her şey öyle sağlıklı bireylerin keyfi, güllük gülistanlık, pembe bulutlar içerisinde değil. Zor hayatlar var. İşte bu sıkıntılar da ister istemez insanın günlük hayatına yansıyabiliyor, başkalarıyla olan iletişimine. Ama bu diyorum ya, sadece engellileri yönelik bir şey değil, bütün insanların karşı karşıya kaldığı problemler. Ve sizler için bir de engellidir yani ayrı ama görme engellilerin şehir mimarisi de çok önemli. Hani dışarı çıkmanız, sizler için uygun olması. Hı-hı. Mesela bu konuda neler diyebilirsiniz? Yani Samsun ya da ülkemizin şimdi çok şehirlerin durumları. Güzel bir noktaya temas, evet, ettiniz. Bakın, biliyorsunuz, hepiniz, herkes biliyor. Erişebilirlikle daha ilgili 2005 yılında ertelenen yasa değil. Evet, çıkartılan bir yasa var. Şöyle, ben görme engelliyim. Algılayabildiklerimi, hissettiklerimi anlatmaya çalışacağım. Evet. Siz görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakalım, ilimize bakalım. Evet. Yani ülkeyi, Türkiye'mizi bırakalım. Yaşadığımız şehire baktığımızda maalesef hala bana göre haksızlık etmek istemem kimseye ama ufak tefek çalışmalar var, yok değil. Ama yeterli değil. Ama maalesef o bir arpanın yolunu galiba, evet, aşamadık. Öyle düşünüyorum. Bu çalışmaların bizim istediğimiz düzeye, evet, gelebilmesi için onda birinin dahi hayata geçirilmediğini düşünüyoruz Mete, evet, Bey. Maalesef işte yapmışlar birkaç yere yön belirleyici. Levhalar. Levhalar yapmışlar. İşte birkaç hastanede, Gazi Hastanesi'nde var. İşte birkaç yerde var. Sesli asansör. Sesli asansörler var. İşte evet, ortopedik engel arkadaşımız için VC'ler var, işte rampalar, evet, var. Ancak maalesef bazıları da ben gittim, incelettim, yani kendim görmediğim için, evet, gözle baktırdım. Formaliteden yapılmış, yapmak için yapılmış, evet, yaptık oldu mantığıyla, diye mantığıyla yapılmış şeyler. Şunu bakın, şunu yapmıyorlar ilgililer. Ben birkaç toplantıda bunu dile getirdim. Bir şey yaparken özellikle bu derneklerle iletişime geçilse, işte bizim sorunlarımızla ilgili madem çalışmalar yapacaksınız, bir bilirkişiye sorulsa, evet, dense ki ya kardeşim biz seninle ilgili bir çalışma yapacağız, erişebilirlik, ulaşabilirlikle alakalı. Evet. Ne gibi şeyler yapmalıyız diye
Senin gelip hayatını sorulsa, kolaylaştırmak için. Gelip sorulsa, yani rastgele şeyler hem yazık, yani o... Şimdi yapılan isim emeğe de yazık. Şimdi ona da yazık. Evet. Şimdi isim vermeyeceğim, yapılmış bir yerde. Evet. Geçen de bir tanesi gören biri anlatıyor. Patır patır dökülüyor diyor. Yani evet. Hani sen onu oraya yaptın onu o şekilde. O yazık, o paralar, o servete, o milli servete, ne bileyim o emeğe, alın terine. Yani hani bunu yaparken bir bilir kişiden destek almış olsan. Ya da yararlanacak olan kişilere. Hadi dernek başkanlarını aramıyorsun. Git bu işi en iyi yapan yerler var. Ne bileyim Ankara, evet, İstanbul'da. Evet. Oralardaki insanları, yetkililerle bu konuda ilgili çalışma yapmış insanları arasalar, diyaloğa geçseler. Evet. Dediğim gibi ne o milli servet kaybolacak, evet, ne emek ziyanlı olacak. Kişinin emeğinden bahsediyorum, çalışanların emeğinden. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya ben, siz de engellisiniz, ben de. Evet. Samsun'da yok, daha çok iş var diye düşünüyorum. Yani mutlaka elimizin... ama şunu da ben hep söylüyorum, yani iyi niyetli olarak işin, evet, içine girdiğiniz zaman, yapmak istediğiniz, hı-hı, için gerçekten yapmak istiyorsanız örnekleri de var. Yani yapabilirsiniz var. Ve çok da zor şeyler değil aslında engellilerin istedikleri. Ortada olan gerçeklerimiz var ve bunların da yapılmışları her zaman var. Yeter ki yapmak istenilsin ve amaca uygunluğu hedef alınsın. Gerisi kolay diye düşünüyorum. Yani gene ön yargılarımızı bir tarafa bırakıp düzgün şeyler yapmak gibi projeler çok zor olmadığını hep söylüyorum ben. Bir de bir şey var mesela, sizlerin görme engellilerin eğitimi çok önemli. Zaten bunu siz de bahsettiniz. Fakat sizler için kütüphanelerin uygunluğu, sizler için o sesli kitapların ya da ne bileyim ulaşabileceğiniz Braille alfabesiyle olan o kitaplara ulaşabilmek kolay mı, zor mu? Evet. Bu konularda biraz bilgi verebilir, tamam, misiniz? Güzel bir soru. Şimdi şöyle anlatayım. Braille alfabesi, evet, şimdi şöyle bir 15 yıl öncesine kadar bizim için çok önemliydi. Yani başka bir şansımız yoktu çünkü. Evet. Okuyup yazabilmek için. Ama şimdi öyle değil. Niye şimdi öyle değil? Teknoloji artık insanların hizmetine sunulmuş öyle güzel bir nimet haline geldi ki. Evet. Ve bu görme engelleri için çok büyük bir nimet oldu. Biz şimdi bilgisayar kullanabiliyoruz. Evet. JAWS denilen bir konuşma programı var. Evet. O konuşma programını normal sizlerin kullandığı bilgisayarlara yüklüyoruz. Siz görenler bilgisayarda ne yapıyorsanız, Face, internet, yazışma, mail, aklınıza ne gelirse, evet, yapıyorsunuz. Şimdi görmeyenler de bunlarla ilgili çalışmaların rahatlıkla işte CD'den, evet, yani dinleme, kitap indirme, gazete okuma, tamamen artık bizler de, evet, bu teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. İşte sesli CD'lerle, evet, ders çalışıyoruz, roman, diğer kitap çeşitlerini okuyoruz, internetten olsun dediğim gibi sesli sistemlerle çalışıyoruz. O anlamda hayatımız çok kolaylaştı Mete Bey. Evet. Rahatlıkla ben şu an hatta cep telefonumdan bile kitap okuyorum. Evet. Bir GSM operatörü böyle bir sistem başlattı. Bilgisayarımı açmaya da gerek yok. Ya da CD getirtmeme de gerek yok. Açıyorum. Hatta en son okuduğum kitabı da söyleyeyim size. Necip Fazıl'ı, evet, okuyorum şu anda. Şöyle İnan Nur diye bir kitabını telefondan. Yani dediğim gibi o kabartma yazıya Körler Okulu dışında, evet, çok fazla rağbet kalmadı. Öyle güzel bilgisayar kullanıyor ki bizim görme engelli arkadaşlarımız. Ve bununla da ilgili biz tabii, evet, eğitimlerini veriyoruz. Yine sizlere... Peki bu teknoloji, lafınızı kesiyorum ama teknolojilere yani yararlanmak, evet, için tabii bilinin olması, tabii, lazım. Hani köyde yaşayan ya da ne bileyim hani eğitimden bir haber insanların bunlardan yararlanması biraz i̇şte, zor. Hani bunlar tabii size başvururlarsa herhalde bir şekilde, tamam, şimdi ona işleri daha da kolaylaşacaktır. Evet. Şimdi derneğimizde az önce oraya biraz teyit geçtim. Şimdi biraz daha açacağım orayı. Lütfen. Şimdi derneğimizde bizler, demin dedim ya, eğitim, meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Bu diğer eğitimlerin haricinde işte okul bitirme,
özürlü memluk sınavlarına hazırlanma gibi gönüllü okutmanların destekleri ve CD'lerden evet. çalışılan ders programları. Şimdi bizler derneğimizde bilgisayar işletmenliği kursları düzenliyoruz Mete Bey. Evet. İşkur destekli. Bu bilgisayar kullanımının eğitimini alıyorlar. Ve inanın daha sonrasında öyle güzel bilgisayarlarını kullanıyor. Evet diyeceksiniz, dediğiniz doğru. Ha, köydekine az önce söylemeye çalıştım. Evet. Bafra ilçemizde ilk defa sadece bir ilçemizi açabildik kurs dedim. Gerçekten keşke köydekilerine de, kırsal kesimdekilerine de ulaşabilsek ama o imkanı işte sağlayamıyoruz. Biz sadece ulaşabildiğimizi, gücümüzün yettiği kadarıyla insanlara bu eğitimleri veriyoruz. Ama en azından onların yakınları size ulaşırsa, evet, hani teknolojiyi belki nasıl kullanabilecekleri öyle. Konusunda yardımcı kesinlikle olabilirsiniz. Öyle. Bakın yine bir ilkten bahsedeceğim. İlimizde evet, ilk kez call center, çağrı merkezi kursunu biz açtık. Ne güzel, evet. İşkur destekli yine. Yani 10 arkadaşımız buradan eğitim alıyor. İki dönem halindeydi. Birinci dönemini tamamladık. Şu anda ikinci dönemini devam ediyoruz. İkinci 5 kişilik. Biraz o konuda da sıkıntımız var. Evet. Bu güzelim meslek edinme kurslarını bizler açıyoruz. Düzenliyoruz. Bu insanlar burada başarı elde ediyorlar. Gerçi siz bana imkan vereceksiniz. Ben buradan sesleneceğim işverenlere. Lütfen, tabii ki. Bu çağrı merkezini bitiren pırıl pırıl gençlik insanlar. İş bekliyor evet. Mete Bey. İstihdam edilmeyi evet, evet. bekliyor. Ve bizden bunu örnek alıp başka bir derneğimiz bu kursu başlatacak. Öyle duyum aldık. Evet. Yine meslek edinme kurslarımız arasında masörlük eğitim evet. kursu 2 sene önce yine hayata geçirdik. Evet. Bu projemizde de 19 Mayıs Üniversitemiz ve İşkur yine destek verdi. Sevgili rektörümüz 2 kişiyi kurs biter bitmez istihdam ettiler. Onun sevinci ve mutluluğunu hala yaşıyorum. Minnet borçluyuz rektörümüze. Yani görmeyen gelen yapabileceği işlerden bahsediyorum tabii evet, ki ben. Evet. Yine önümüzde bir büro yönetimi ve sekreterliği kursu. Yine İşkur destekli. Evet. 10 kişilik bir proje yine bu. O da kabul edildi, çok şükür çıktı. Pazartesi ya da en geç salı günü inşallah başlayacağız. Evet. Yine görme engellerin yapabileceği işler bunlar. Yine yaptıklarımız arasında evet. yabancı dil kursumuz yine geçen sene hayata geçirilmiştir. Evet. Ve bunun yanı sıra tabii ki meslek edinme kurslarının yanı sıra sosyal aktivite anlamında da çalışmalarımız evet. var ve olmakta. Ve tüm bir mücadelenin içerisinde bizlere de konuk oldunuz. Bunu şu an söylemediniz ama bugün evet. siz yoğun bir günden sonra programa evet. katıldınız. Evet. Çünkü bir de dernek binanızın, yani derneğinizin yeri değişti. Bugün evet. yeri değişti. Çok tatlı ve bir mutlu bir yorgunluğumuz var. Evet. Eksik olmayın. Bakın biz 12 yıldır evet. bir binanın bodrum katında dernek faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Şimdi daha iyi bir yerdesiniz. Şimdi evet. Geçtiniz. Çiftlik karakolunun 2 ara üstünde, evet. 3. ara köşe başında büyük, geniş, rahat bir yere çok şükür bugün evet. taşındık. Hayırlı Onun olsun. Mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Ben derneğimizin kurucularına tabii ki o taşınmış olduğumuz yerimiz de kira değildi. Evet. Orada da emeği olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ama daha rahat, daha iyi koşullarda yaşamak büyük bir arzumuzdu. Onu bir siyasetçimiz ve iş adamımız bize aldı. Evet. Bağışladı. Kendileri reklamı sevmediği için onu şu anda açıklamayacağım. Reklam demek doğru değil aslında ama lanse edilmesini çok istemedi, bu işin dillendirilmesini evet, çok istemedi. Evet, anlıyorum. İnşallah ileriki günlerde ikna edebilirsek onu. Basınla da paylaşacağım onun kim olduğunu. Öyle insanların varlığı da bizleri mutlu ediyor. Oraya bize kimin aldığını, kimin bağış evet. yaptığını inşallah açıklayacağım. Kendilerini ikna etmeye çalışıyoruz anladım. Şu ara.
İnşallah güzel bir açılışla da birlikte. Yine ben müsaade ederseniz, İnşallah, bilmiyorum lütfen. Vaktimiz var mı? Ben sazı aldım elime. Yo, çok bırakmıyorum, güzel biraz fazla mı konuştum? Bir 10-15 dakikamız daha var, rahat olun. Peki. Yine çok güzel bir çalışmadan buradan bahsetmek lütfen. İsterim. Samsunlularımıza. Müzik öğretmenimiz Sevgi Selen Uysal hanımefendi. Evet. Kendisi geçtiğimiz yıl derneğimize bir çalışma başlattı. Öncelikle enstrüman, müzik enstrümanı çalma kursları derneğimizde verdi. Gitar, bağlama, keman, org, aklınıza ne gelirse müzik almak anlamında, isteyen, evet, müzik anlamında görme engelli arkadaşlarımıza. Ve ardından dedi ki başkan, bir adım daha ileri gidelim. Evet. Ne yapalım hocam? Dedi ki, ben koro oluşturucu, koro kuracağım. Türk Halk Müziği Korosu derneğimizi hayata geçirdi. İlk konserimizi 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde verdiniz. Olgunlaşma Enstitüsü'nün salonunda, konferans salonunda verdik. Evet. Şimdi önümüzde 20 Mart'ta AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde inşallah çok daha geniş, büyük, kapsamlı, o biraz aceleyle yapılmış bir şeydi. Güzel bir çalışmamız olacak, halk müziği konserimiz olacak. Samsunlarla buluşacağız. İnşallah. Bütün Samsunları da buradan davet ediyoruz. İnşallah. Evet. Orada o gencik insanları, hatta aralarında bir tane minik yavrumuz var, görme engelli. Evet. Onu dinleyecekler inşallah. Orada olurlarsa çok mutlu olacağız. Artı tiyatro çalışmamız var. Yine o programın içinde o da yer alacak. Küçük skeçler halinde şimdilik onu çalışıyoruz. O anlamda, tiyatro anlamda çalışıyoruz. Ama şimdi bu kadar güzel şeyler arasında ben hep söylediğim şey şu. Evet, biz eğitimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstihdamla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Sosyal anlamda müzik, tiyatro, işte her alanda var olmaya çalışıyoruz. Evet. Biz buradayız diyoruz. Şimdi ben bütün bunları yaparken özellikle buradan gönüllerimize, derneğimize gönül verenlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Biz eğer toplumun desteğini almazsak, gören insanların desteğini almazsak hiçbir şey elde edemeyiz. Ne yaparsanız yapın. Eğer toplum size destek veriyor olmasa ben şu andaki yaptıklarımın birçoğunu yapamazdım. Evet. O yüzden keşke buradan tek tek isimlerini sayabilsem, teşekkür ederim. Onların böyle beklentisi yok. Onlar hoşlanmıyor böyle şeylerden ama hepsinin yüreğinden kucaklıyorum. Tekrardan buradan teşekkür. Hatta bugün taşınırken bile bir öğretmenimiz, okulun adını vermeyeyim şimdi, gönüllü bir öğretmenimiz. İnanın süpürgeyi eline aldı. Temizliğine yani aldı. İnanın temizliğine kadar hiçbir şeyden ucunmadan sanki orası, o kendi oranın üyesiymiş, o derneğin üyesiymiş gibi çalıştı. Ben çok teşekkür ediyorum hepsine. Evet. Gerçekten hani denir ya, işte yatırım yapalım. Kime yatırım yapalım ama insana yapılan yatırım en iyi yatırım diye düşünüyorum. Ben Samsunların o güzel yüreğine, o güzel kalbine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet, sorunlarımız var, evet, sıkıntılarımız var, evet ama bütün samimiyetimle şunu söylüyorum ki, lütfen derneğinizi ziyaret edin. Gelin. Bir bardak da olsa çayımız için sohbet edelim. Bizi tanıyın. Hala insanlar çekiniyor. E tabii az önce de konuştuk gerçi ya. Birlikte oysa, yaşamak için birbirimizi tanımamız şart. Oysa içimize bir girseler, bir baksalar bizden sonradan vazgeçemeyecekler. Kesinlikle. O anlamda da bütün Samsun, beni dinleyen herkese davet ediyorum. Bakın yine tekrar etmek istiyorum. Çiftlik Karakolu'nun İki ara üstü, üçüncü aranın köşe başında yeni yerimiz. Evet. Herkesi bekliyorum oraya ben.
İnşallah daha büyük, daha geniş kitlelere hitap ederiz. Onlara da ulaşırız. Özellikle bu koroyu dinlemeyi Evet. herkesi davet etmek isterim. Ben bu ülkenin engellilerinin çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. En Eğitimle ve azından destekle çok güzel yerlere varılabileceği kesin. bakın şu var, bizden önceki engelliler çok daha zor şartlarda sıkıntılar çekiyordu. Biz onlardan iyiyiz. Evet. Ve bizden sonrakiler bizden daha iyi olacak. Ben ona inanıyorum. Bakın yıllardır özürlü yasası beklenilmez. Siz evet. bilmezsiniz, yaşınız daha genç benden. Biz o 90'lı yıllarda o evet. yasanın çıkarılması için Ankara'da çok fazla mücadele ettik. Bakın evet. mevcut hükümetimiz o yasayı bizim için çıkardı. Evet, zaman zaman uygulamada yaptırımda sıkıntı yaşıyoruz ama bir anda olacak işler değil bunlar. Bir anda olacak işler değil. Oturacaktır elbette. Sonuçta yani. Çıkmış bir yasa var. Evet. Ve bakın hiç olmadığı kadar olan bir şey. 2-3 yıldır mevcut hükümetimiz tarafından binlerce engelli istihdam edildi. Evet. Bunlar çok olumlu, çok güzel gelişmeler. Yine önümüzde bir engelli istihdamı söz konusu. Evet. İnşallah dediğim gibi ama öncelikle bizlerin kendimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Evet. Bizlerin kendisini çok iyi ifade etmemiz gerekiyor. Eğer biz kendimizi anlatıp tanıtamazsak, kuru kuruya da birilerinden destek beklemek, birilerinden yardım beklemek doğru değil diye düşünüyorum. Önce bir dönüp kendimize bakacağız. Evet. Biz ne kadar neyi yapabiliyoruz, başarabiliyoruz diyeceğiz ve ardından bu toplumla el ele verip daha güzel yarınlara evet. imzalar atacağız diye düşünüyorum. Vaktiniz var mı? Bir şey Tabii, daha. Lütfen lütfen devam edin siz. Yine buradan bakın aileler, sevgili aileler. Evet. Sizlere ben seslenmek istiyorum. Çok kızıyorum ailelere, bu sevgili aileler. Bana kızmayın ama lütfen şu çocuklarınızı artık zincirden kurtarın. Evet. Evlere hapsetmekten kurtarın. Kendi elinizle getirin bu çocukları bu derneğe. Evet. Kendi ellerinizle onların sizden sonraki hayatlarını kurun. Kendi ellerinizle hani kurun. Hani zor olan hayatlarını daha da zorlaştırmanın evet, manası. Evet, zorlaştırmayın. Kolaylaştırın. Küçük bir anekdot anlatmak istiyorum müsaadeniz Lütfen. Olursa. Tabii ki. 1,5 sene önce 24 yaşında genç bir kızımız derneğe kardeşi tarafından getirildi. Ve önce biraz şey demiş kardeş ona, başka bir yere gezmeye gidiyoruz diye. Evet. Çünkü derneği duyunca gelmek istememiş. Yok demiş, ben derneğe gitmiyoruz, başka bir yere gezmeye gidiyoruz. Evet. Diye onu getirdi kız kardeşi. Bir inanır mısınız, geldiğimde ilkokul mezunuydu. Şu an açık liseye devam ediyor. Diyor ki şimdi bana, abla ben çok büyük hata yapmışım. Keşke evet. daha önce buraya gelseydim. Şimdi diyorum i̇şte ki eğitim ve destek nerelere varılabileceğinin evet, en güzel örneği. İyi ki diyor kardeşim beni dinlememiş. Evet. Beni getirmiş buraya. Diyorum ki peki bundan sonrası için ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Öncelikle iş istiyorum diyor. Üniversite okumak istiyorum diyor. Ve gerçi bunu şey olsun söylemeyeceğim ama abla senin gibi evet. olmak istiyorum diyor. Ne güzel. O da bana kendine yani, özgüveni gelmiş bir bireyimiz oldu. Kesinlikle. Diyorum ya 1,5 yılda evet. ilkokul mezunuydu ve şu anda açık öğretim lisesini evet. tamamlıyor. İşte aileler bazı, işte şunu söylemek istiyorum. İşte belki çocuğunuz, akrabanız, yakınınız, engelli olabilir. Kardeşiniz çekinebilir. Evet. Ne yapacağını çok bilmeyebilir. İşte sevgili anne babalar, kardeşler, eşler, çocuklar. Asıl görev sizlere düşüyor. Lütfen gelin, onların hayatlarını daha fazla çalmayın. Onların hayatlarını geri verin. Eğer bugüne kadar evet. hapsettiyseniz, eğer sizlerin ellerinde kaldıysa, hayatlarını geri verin, bırakın da kendi kanatlarıyla uçmayı öğrensinler. Evet. Eğitim alsınlar, okusunlar, çalışsınlar, üretsinler. Topluma faydalı, düşünen, üreten bireyler haline gelsinler.
Bakın ben köy çocuğuyum. Evet. Yine eğitimle, kendimden destekle. Örnek vereceğim. İşte benim ailemin Lütfen. sayesinde bugün burada Evet. sizlere seslenebiliyorum. İşte bu da benim ailemin destekleriyle. Peki benim ailemi desteği vermeseydi bana, ben şu Buralara anda köyde gelemeyecektiniz. Evet. Hayatını sürdüren, yeme yiyip içip yatan, affınıza sığınıyorum ama Evet. asalak bir insan olacaktım. Hayattan izole olacaktım. Lütfen hayatlarını geri verin onlara. Evet. Kendi ellerinizi derneğimize getirin. Özellikle güzel bir de... örnek olduğunuzda ben eminim. Teşekkür yani ediyorum. Yani bu konuda zaten sizi takdir etmekten başka yapacak bir şeyim yok. Estağfurullah, benden çok daha iyileri var. Özellikle de Evet, kız son olarak çocukları... bir iki cümleyle Evet. kız Özellikle çocukları. de kız... bakın, görmen gelesiniz bak kadınsınız. Evet. Çok daha zor. Çok Lütfen zor. Ne olur bakın, ben de bir bayanım ve görme engelliyim. Evet. Lütfen çekinmeyin, onları getirin. İnanın şu anda ben burada size sesleniyorum ama onlar belki ileride oturacaklar cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla masalarda sohbetler edecekler. Lütfen onlara bu fırsatı Evet. verin. Ben buradan derneğimizin numarasını da Lütfen. vermek isterim. Evet. 0362 432 92 55 0362 432 92 55 55 Altı buradan Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi. Evet. Evet. Gelsinler. Bakın çok merkezi Sizinle yerdeyiz. Sizinle evet, iletişime geçmek bu kadar kolay aslında. Evet, bu kadar çok merkezi yerdeyiz. Evet. Çiftlikteyiz. Evet. Tutun, ben getirin yani. Kesinlikle sesinizi duyan herkesin burada artık. Çünkü siz gerçekten çok takdir edilecek bir örneksiniz. Ben ne diyeyim, diyorum ya bu kadar yoğun bir tempo içerisinde bana da vakit ayırdınız. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Tecrübelerinizi. Çok teşekkür ederim. Fakat işte diyorum ya, sizin de programımızın süresi kısa. Sizin gibi güzel insanlar oldu mu da vaktin nasıl geçtiği insan anlamıyor. Teşekkür ediyorum. Ben her şey için çok teşekkür etmek ben istiyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. İlginize. Bu imkanı verdiğiniz için dediğim gibi Aksu'ya, size, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sinan Bey'e. Yani o kardeşlerimize uğraşıp duruyorlar. Çok sağ olun. Sescilere, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ ederim. Olun. İnşallah başka bir programda. Bu dediklerinizin gerçekleştiği İnşallah. Daha güzel programlarda İnşallah. Biraz da paylaşmak da isterim bu arada. İnşallah. Ben de. Tekrar söylüyorum, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Çok ben güzel de. Program yaptığımıza inanıyorum sizinle. Sağ olun. Ve bunun da bir sonraki programda da bu dediklerinizi paylaşırız inşallah. İnşallah. Çok arzu ederim. İnşallah. Çok arzu ederim. Herkesin hayalleri gerçekleşsin. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu arada işaret dili tercümanı değerli büyüğüm Teoman Öztürk Bey'e de çok teşekkür ediyorum katkılarından evet. dolayı. Ve sevgili seyirciler, bu hafta da güzel bir sürenin sonuna geldik. Samsun'da Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Aynur Yiğit'le birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka konu ve konukla sizlerin karşısına geçinceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.